Merhaba arkadaşlar. İkinci dereceli denklemlerin yedinci testini çözüyoruz. 1 bölü 8x kare artı 1 bölü 3x artı 1 bölü 6 eşittir 0 denkleminin kökler çarpımı kaçtır? Şimdi buradan paydaları eşitlemeye çalışayım. Birinci denklemi 3 ile çarptığımı düşünüyorum. 24x kare de eşitledim. O halde 8x ile çarptım. Bunu da 4x kare ile çarparsam oluyor. O halde denklem 3 artı 8x artı 4x kare eşittir bölü 24x kare eşittir 0 şeklinde oluyor. Paydayı görmediğimde yani karşıya atıp çarparsam 4x kare artı 8x artı 3 eşittir 0 denklem oluyor buradan. Bu arkadaş bu denklemin kökler çarpımı arkadaşlar. C bölü A'ydı. Yani x1 çarpı x2 C bölü A'dan 3 bölü 4 olarak bulunur. Doğru cevabım C şıkkı. İkinci sorumuz. X kare eksi 6x'in karesi eksi 2 tane x kare eksi 6x eksi 35 eşittir 0 denkleminin kökler toplamı kaçtır diye sormuş. Buradan yine x kare eksi 6x'ler ortak. X kare eksi 6x'e a dersem denklem genel olarak a kare eksi 2a eksi 35 eşittir 0'dır. Buradan arkadaşlar çarpanlara ayırdığımda a'ya a dedim. Burası eksi 7 ve 5 dersem toplamlar eksi 2 oluyor. Buradan bu denklem a eksi 7 çarpı a artı 5 eşittir 0 şeklinde oldu. A buradan 7 ve a buradan eksi 5 oluyor. A dediğim ifade x kare eksi 6x'ti. 7 eşitledim ve x kare eksi 6x eksi 5 eşitledim. Karşıya attığımda x kare eksi 6x eksi 7 eşittir 0. Eksi 7 artı 1 diye düşünürsek toplamları eksi 6 yani x eşittir 7 ve x eşittir eksi 1 olur. X kare eksi 6x eksi 5 eşittir 0. Buradan reel kök gelmiyor herhalde. Pardon, artı 5 eşittir 0 oluyor. Eksi 5 ve eksi 1 verdiğim zaman toplamlar eksi 6 oluyor. X eşittir 5 ve x eşittir 1 oluyor. Bu köklerin toplamını sormuş bize arkadaşlar. Köklerim 7 eksi 1 artı 5 artı 1. 1'ler gittiğinde toplam 12 olur. Bu soruyu şöyle de çözebilirdik. Bize burada reel köklerden bahsetmemiş. Yani reel olmayan kökleri de işin içine katarsak direkt denklemlerin kökler toplamını bulabiliriz. Yani şu denklem için kökler toplamı eksi b bölü a'ydı yani 6 olur. Yine ikinci denklem için kökler toplamı eksi b bölü a'dan 6 olur. Bu ikisini topladığımda 12 olur. Yani bu da başka bir çözüm olarak aklınızın bir kenarında kalsın. Reel köklerin toplamı demediği zaman kökleri tek tek bulmaya gerek yok. Direkt kökler toplamına giderek sonuca ulaşabilirsiniz. Üçüncü sorumuz. X artı kök 3'ün karesi eksi 4 tane x artı kök 3 artı 3 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre mutlak değer x1 artı mutlak değer x2 kaçtır diye sorulmuş. Yine x artı kök 3 her iki denklemde her iki ifadede ortak terim. Buna a dediğim zaman denklem daha basit bir hale dönüşecek. İfade a kare eksi 4a artı 3 eşittir 0 şeklinde bir denkleme dönüşüyor. Buradan eksi 3 ve eksi 1 verdiğimde kökler toplamı eksi 4 olarak çıkıyor. Yani a eşittir 3 ve a eşittir 1 oluyor. Şimdi arkadaşlar a dediğim şey x artı kök 3'tü. X artı kök 3 eşittir 3 ise buradan x dediğim şey 3 eksi kök 3 olur. Bu köklerden bir tanesi. X artı kök 3'e 1 dersek
Bu da 1 eksi köküç olarak bulunur. Bunları mutlak değer içerisine yazıyorum. Mutlak değer içinde 3 eksi köküç artı mutlak değer içinde 1 eksi köküç. 3 köküçten büyük olduğu için işaretim artı, 1 köküçten küçük olduğu için işaretim eksi. Artı ile çarpıp açtığımda 3 eksi köküç, eksi verdiğimde eksi 1 artı köküç olur. Buradan köküçler birbirini götürüyor. 3'ten 1 çıkarsa 2 olur. Doğru cevap B. Dördüncü sorumuz, küp kök x artı 6. dereceden kök x eksi 6 eşittir 0 denkleminin kökü kaçtır? Yine bu denklemi, bu ifadeyi 2. dereceden denkleme dönüştürmek için 6. dereceden kök x'e a dersem eğer, her iki tarafın karesini aldığımda küp kök x'te a kare olarak bulunur. Bunları yerine yazdığımda denklem a kare artı a eksi 6 eşittir 0 olur. Artı 3 eksi 2 şeklinde yazarsak toplamları 1 oluyor. O halde buradan a dediğim şey eksi 3 ve a dediğim şey 2 olur. Küp kök x'e a demiştim. Yani küp 6. dereceden kök x'e a demiştim. 6. dereceden kök x eşittir eksi 3 olur. Buradan çift dereceli kökün sonucu hiçbir zaman negatif olmaz diyoruz. O yüzden buradan bir kök gelmez. Yani reel kök gelmez. Yine 6. dereceden kök x 2 ise her iki tarafın 6. kuvvetini aldığımda x eşittir 2 üzeri 6. Bu da 64 olur. Doğru cevap Edirne. Beşinci sorumuz, x artı karekök içinde 2x artı 1 eşittir 3x eksi 5 denkleminin çözüm kümesi nedir? Eğer mutlak değerli, kareköklü bir denklem çözüyorsam arkadaşlar çok dikkat ediyorum. Burada yalancı kök dediğim, yani denklemi sağlamayan köklerin çıkabilme olasılığı yüksek. O yüzden bulduğum her kök denklemde yerine yazıp sağlatılmalı. Bu denklemi çözmek için mutlak kareköklü ifadeyi yalnız bırakıyorum. Kök içinde 2x artı 1 x'i karşıya attığımda 2x eksi 5 olur. Karekökten kurtulmak için her iki tarafın karesini alıyorum. Alırsak 2x artı 1 gelir. Kare karekökü götürecek. 4x kare eksi 20x artı 25. Karşıya atarsak 4x kare eksi 22x attım karşıya artı 24 eşittir 0 olur denklem. Buradan arkadaşlar bu denklemi daha basit hale getirmek için 2 ile sadeleştirebilirim katsayılarını. Yani her ikisini hepsini 2'ye böldüğümde 2x kare eksi 11x artı 12 eşittir 0 olur. Buradan 2x'e x dediğimde eksi 4 ve eksi 3 verdiğimde sanırım denklemi sağlatmış oluyorum. Eksi 8x, eksi 3x, eksi 11x sağladı. Şöyle olur denklem. 2x eksi 3 çarpı x eksi 4 eşittir 0 olur. Buradan köklerden bir tanesi 3 bölü 2, diğer kökte 4 olur. Ne demiştik? Yalancı kök olup olmadığını sağlatmam lazım. 3 bölü 2'yi yerine koyduğumda arkadaşlar buradan mutlak değerin, kareköklü ifadenin negatif olduğunu görüyorum. O yüzden 3 bölü 2 bu denklemi sağlayan bir kök değildir. 4'ü yerine koyduğumda x'i de karşıya atarak düşünüyorum bu arada. Pozitif çıkıyor değer. O halde x eşittir 4 olur bu denklemin çözüm kümesi. Altıncı sorumuz, x kare eksi mutlak değer içinde x eksi 12 eşittir 0 denkleminin kökler toplamı kaçtır? Yine mutlak değer varsa mutlak değerin köküne bakacağız. X eşittir 12.
x büyük 12 olduğunu düşünürsem 12'den büyük değerler için mutlak değer pozitif açılacak. Denklem x kare eksi x artı 12 eşittir 0 olur. Buradan deltasına bakıyorum, çarpanlarını ayıramadım. Delta b kare eksi 4ac, yani 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı 12 eksi 47, yani küçük 0 olur. Buradan reel kök gelmez, yani boş küme diyeceğiz. X'in 12'den küçük olduğunu düşünüyorum. X 12'den küçük olduğu zaman mutlak değer eksi ile çarpılıp açılacak. X kare artı x eksi 12 eşittir 0 olur denklem. Artı 4 eksi 3 verdiğimde toplamları 1 oluyor sağlar. Yani x eşittir eksi 4 ve x eşittir 3 olur. Her ikisi de 12'den küçük olduğu için arkadaşlar her ikisini de kök olarak alırım. Bu köklerin toplamı eksi 1 olur. Doğru cevabım Bursa. X kare eksi 2m eksi 3 tane x artı 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. X1 artı 2 bölü x2 eşittir 4 olduğuna göre m kaçtır diye soruluyor. Şimdi şu ifadeyi bir düzenlediğimde payda eşitliyorum. X1 çarpı x2 artı 2 bölü x2 eşittir 4. Bu denklemin kökleri x1 ve x2 olduğu için buradan x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 2m eksi 3 x1 çarpı x2 de c bölü a'dan 2'dir. X1 çarpı x2 yerine 2 yazdığımda 4 bölü x2 eşittir 4 olur. Buradan x2 arkadaşlar 1 olur. Bu denklemin köklerinden bir tanesi. X2 eğer 1 ise kökler çarpımında yerine yazdığımda x1 kökü de 2 olarak bulmuş oluyorum. Kökler toplamında yazarsam bunları 1 artı 2 eşittir 2m eksi 3 attım karşıya 6 eşittir 2m buradan m eşittir 3 olarak bulunuyor. Doğru cevap C. -36 üzeri x eksi 15 çarpı 6 üzeri x artı 36 eşittir 0. Denkleminin kökler toplamı kaçtır diye soruluyor. Yine burada 6 üzeri x ve 6 üzeri x'in karesidir bu 36 üzeri x. Yani 6 üzeri x'e a diyerek çözüme başlıyorum. Denklem a kare eksi 15a artı 36 eşittir 0 şeklinde oluyor. Bunu 12 çarpı 3 şeklinde yazarsam eksi 12 ve eksi 3'ü düşündüğümüzde toplamlar eksi 15'tir. Yani denklem a eksi 12 çarpı a eksi 3 eşittir 0 olur. A dediğim değer buradan 12 ya da 3 olur. Şimdi yerine yazdığımda 6 üzeri x verdiğim bu köke 12 eşittir 3'ü yazdığımda 6 üzeri x2 kökü 3'tür. Buradan kökler toplamı, yani bana x1 artı x2'ye soruyor arkadaşlar. Bu iki ifadeyi taraf tarafa çarptığımda 6 üzeri x1 çarpı 6 üzeri x2 eşittir 36. Kuvvetleri toplanır. 6 üzeri x1 artı x2 eşittir 6'nın karesi. Tabanlar eşitse üstler de eşit olacaktır. Yani x1 artı x2 benden istenilen değer 2 olarak bulunur. Doğru cevabım C seçeneği. Dokuzuncu sorumuz. X kare artı ax artı c eşittir 0 denkleminin bir kökü eksi 4. X kare artı bx artı d eşittir 0 denkleminin bir kökü 2 ve bu denklemlerin diğer kökleri eşit ise a eksi b'ye kaçtır? Şimdi diğer kökleri eşitse ben eşit olan köklere x1 diyerek çözümme başlıyorum. A ve b farkını sormuş. Yani kökler toplamı ile ilgili bir değer sormuş arkadaşlar. Bu denklemin birinci denklemin kökler toplamı eksi 4 artı x1
eksi a'ya eşittir. İkinci denklemin kökleri 2 artı x1 eksi b'ye eşittir. Buradan a eksi b farkını nasıl elde ederim? İlk denkleme eksi ile çarptığımda 4 eksi x1 eşittir a olur. İkinci denklemi aynen yazıyorum. 6 x1 eşittir eksi b olur. Bu iki ifadeyi taraf tarafa topladığımda 6 eşittir a eksi b. Yani benden istenilen değer 6 olarak karşıma çıktı. X kare eksi mx artı n eşittir 0 denkleminin kökleri x kare eksi 6x artı m eşittir 0 denkleminin köklerinden birer fazladır. Buna göre m artı n kaçtır diye soruyor. Bu denklemin kökleri arkadaşlar bu denklemin köklerinden birer fazlaymış. Yani alttaki denklemin köklerine x1 ve x2 dersem üstteki denklemin kökleri x1 artı 1 ve x2 artı 1 olacaktır arkadaşlar. İlk denklem için düşünüyorum. Kökler toplamı yani x1 artı 1 artı x2 artı 1 eksi b bölü a'dan m'dir. Yani x1 artı x2 artı 2 eşittir m olur. İkinci denklemin kökler toplamını da şöyle yazayım. X1 artı x2 eksi b bölü a'dan 6 alıyor. X1 artı x2 yerine 6 yazdığımda burada şurada yani 6 artı 2 eşittir m. Buradan m eşittir 8 olarak bulmuş oldum. Kökler çarpımını kullanıyorum. İlk denklem için yine şuraya yazayım. X1 artı 1 çarpı x2 artı 1 c bölü a'ydı yani n'ye eşittir. Bunu taraf tarafa çarptığımda x1 çarpı x2 artı x1 artı x2 artı 1 eşittir ne oldu? İkinci derecenin ikinci denklemin kökler çarpımı x1 çarpı x2 m'ye eşitmiş. M'nin az önce 8 olduğunu bulmuştum. Kökler çarpımı 8. Bulduğum değerleri yerine yazdığımda burası 8. Kökler toplamı 6 artı 1 eşittir n'dir. Yani n buradan 15 oluyor. Bulduğum değerleri yazarsam m 8'di. N'yi 15 olarak buldum. 8 artı 15'ten 23 olur. Doğru cevap Edirne. On birinci sorumuz. X kare eksi 7x eksi 5 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1'in karesi artı x1 artı 8x2 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bu denklemin kökleri x1 ve x2 ise x1 bu denklemi sağlar deyip yerine yazdığımda x1'in karesi eksi 7 tane x1 eksi 5 eşittir 0. Burada x1'in karesinin yerine karşıya attığımda 7x1 artı 5 yazabilirim. Bu ifadede yazdığımda 7x1 artı 5 artı x1 artı 8x2 topladığımda bu ifadeyi 5 artı 8x1 artı 8x2 düzenlersek bir adım daha 5 artı 8 parantezinde x1 artı x2. Sonucu bulmak için x1 artı x2 yani verilen denklemin kökler toplamını yazmalıyım. Denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'dan 7 oluyor. X1 artı x2 yerine 7 yazdığımda 5 artı 8 çarpı 7'den 56, 50 artı 5 61 olur. Doğru cevap Edirne. 12. sorumuz x çarpı x artı 1 çarpı x artı 2 çarpı x artı 3 eşittir 8 denkleminin reel köklerinin toplamı kaçtır? Şimdi bu ifadeyi ikinci dereceden denkleme benzetmek için şöyle gruplayıp çarpmayı düşünüyorum. Kökler toplamını eşitlemek için ilk denklemden x kare artı 3x ikinci çarpımdan x kare artı 2x artı x'ten artı 3x artı 2 eşittir 8 olur. X kare artı 3x'leri ortak hale getirdim bilinçli olarak. X kare artı 3x'e a dersem a çarpı
A artı 2 eşittir 8. Bunu düzenlersek A kare artı 2A eksi 8 eşittir 0. Artı 4 eksi 2. A buradan eksi 4'tür. Ve A'nın 2 olduğunu buluyorum. A dediğim ifade x kare eksi artı 3x'ti. Eksi 4 dersem, eksi 4'ü karşıya attım. X kare artı 3x artı 4 eşittir 0. Bu denklemin arkadaşlar çarpanlarını ayıramadım. Diskriminantına baktığımda 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı 4'ten 9 eksi 16 yani 0'dan küçük olduğunu gördüm. Buradan reel kök gelmez. İkinci kökü yazdığımda x kare artı 3x'in 2 olduğunun karşıya attığımda x kare artı 3x eksi 2 eşittir 0. Burada bu denklemin kökler reel köklerinin toplamı deltasına bakıyorum arkadaşlar. B kare 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 2 yani 0'dan büyük olduğunu gördüm. Bunun köklerine x1, x2 dersem kökler toplamını soruyor benden. Dikkat edelim. Köklerini tek tek bulmaya gerek yok. Kökler toplamında eksi b bölü a'dan eksi 3 olur. Doğru cevabım. Evet şimdi.